Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 20-21 Şubat 2020 tarihinde yapılan Hız ve Renk yayınlarının Türkiye geneli deneme sınavının Türkçe çözümlerini yapmış olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soru, bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır diyor. Arkadaşlar soruda görmüş olduğunuz gibi numaralı olan sözcüklerin kaydını görüyoruz. Büyük bir ihtimal bu sözcükler görürüz, gereksinim, aile içi, telaşındandır ve bol sözcükleri. Şimdi isterseniz parçamıza bakalım. Şehir içi otobüs yolcularına dikkatlice bakınca neler görürüz? Neler görürüz derken farkına varırız anlamındadır. Bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. Yolculardan kimi konuşma gereksinimi yani ihtiyacı duyarlar. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yanlarında oturan yabancıya öteki yolcuları rahatsız edecek biçimde aile içi sorunlarını anlatmaktan çekinmezler. Aile içi dediği şey özel sorunlardır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Kimileri yorgunluktan bitkin, bir an önce gideceği yere varma ya da kalkacak birinin yerine oturabilme telaşındadır. Yani gayretindedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Oturduğu yerde uyuyan yolcular da vardır. Ütüsüz, yıpranmış giysiler, boyasız, çamurlu ayakkabılar da az değildir. Eğer öğrencisi bol bir otobüse bindiyseniz, o zaman gülen yüzler görebilir, içinizin aydınlandığını fark edebilirsiniz. Arkadaşlar bol kalabalık değildir. O yüzden bu yanlıştır arkadaşlar. Boldan kasıt çoktur. Bundan dolayı burada yanlış bir ifade vardır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu parçadaki altı çizili sözle metnin hangi yönü anlatılmak istenmiştir? Arkadaşlar, şuradan itibaren okumak istiyorum. Üstelik buna da gerek yoktur. Ne var ki metnin terimlere boğulması ve anlatımın kaidelerinin yeterince gözetilmemesi bilimsel kitaplar için büyük bir eksikliktir. Bu eksiklik bilimsel kitapların anlaşılırlığını zedelemektedir. Bakın burada terimlere boğulmasından kasıt neymiş arkadaşlar? Bilimsel kitapların anlaşılırlığının zedelenmesiymiş. Şimdi seçeneklere bakalım. Süslü ve sanatlı olması elemiş olduk. İçerik olarak zengin olması bunu da eledik. Yaşanan olaylardan bahsetmesi bunu da elemiş olduk. Açıklayıcı bilgilere yer vermesi bunu da elemiş olduk. Anlaşılırlığının zor olması biz de bunu ifade etmiştik. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu parçadaki altı çizili bölümde verilen anlamı aşağıdakilerden hangisi karşılar demiş. İlk dinlediğim konserdi bu. Çalgıları yönetenin müzik öğretmenimiz Hulusi Bey olduğunu görmeyeyim mi? Hem smoking giymişti, penguen gibi bir görünüşü vardı. Elindeki şef değneğiyle sahnedeki çalgıcıları değil de dünyayı yönetiyormuş gibiydi benim için. Nasıl oluyor da böyle bir adam bizim gibi bacaksızlara müzik dersi vermeye geliyor? Biz de onunla alay etmeye yelteniyorduk. Bakın, müzik öğretmenine hem penguen demesi hem boyuyla dalga geçmesi arkadaşlar, sonra da yaptığı işi takdir etmesi kendisinin utanç duyduğunun bir göstergesidir. Seçeneklere bakalım. Şaşkınlık duyma, inkar etme, düş kırıklığı yaşama, utanç duyma. Doğru cevabımız da bu olacaktı arkadaşlar. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü soru, bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Karşılaştırma yapılmıştır, açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur, olaylar akış sırasına göre verilmiştir, saptama yapılmıştır, tanım yapılmıştır. Parçamıza bakalım. Bilinçaltı, insanın derin ve örtülü gerçekliğinin nedensellik kaynağıdır. Arkadaşlar bakın burada bilinçaltının tanımı yapılmış. O yüzden biz E seçeneğini elemiş oluruz. Bilinç akışı ise bilinçaltı labirentlerinin simgesel uyaranlarla dolu yollarında kişisel ve toplumsal varlığın bağlantılarını hikayeleştirme tekniği olarak yaşamaya devam etmektedir. Bakın ise derken bilinç akışıyla bilinçaltını karşılaştırmış, ise bağlacını kullanmış. Dolayısıyla biz A seçeneğini de elemiş oluruz. Devam edelim. Başka bir deyişle hala romanımız önemli ölçüde bilinçle ve bilinçaltıyla ampirik dünyaya bir şekilde bağlıdır. Fakat aynı zamanda 20. yüzyılın daha ilk yarısından itibaren akılcı ve aydınlatmacı felsefelerin beslenmesiyle büyüyen gerçeklikten kuşku duyulmaya başlanır. Deneysel ve olgusal gerçeklik bütünlüğü ve kesinliği olan bir gerçekliği
ortaya koyamamıştır. Bakın arkadaşlar, şuradan itibaren, başka bir deyişle ifadesinden itibaren kişi burada ne yapıyor? Bir saptama yapıyor, bir çıkarımda bulunuyor. O yüzden D seçeneği de vardır. Bunu da elemiş oluruz. Görmüş olduğunuz gibi bu parçada dil göndergesel işlevde kullanılmış. Yani açıklayıcı bir anlatım kullanıldığını görüyoruz. Bilinçaltı, bilinç akışı gibi ifadelerin bize ne anlama geldiğini ifade etmeye çalışıyor. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Arkadaşlar, bu parçada herhangi bir olay anlatılmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Yazarın bu eseri daha sonraki kitaplarının çekirdeğini oluşturuyor bence. Yazılmış gibi özlü, hatta şifreli bir mektup. Bir ders kitabı kadar net, bir günlük kadar gizemli. Arkadaşlar bakın, daha sonraki kitaplarının çekirdeğini oluşturuyor derken, yani gelecekteki kitaplarına kaynaklık ettiğini söylemek istemiş. Seçeneklere baktığımızda kaynaklık eden kitap ana hatlarıyla yazılmaz, bunu elemiş oluruz. Soluk soluğa yazılmaz, bunu da elemiş oluruz. Üstün körü yazılmaz, bunu da elemiş oluruz. Severek yazılır, fakat burada asıl kastedilen şey uzun uğraşlar sonucu yazılmasıdır. Özlü bir kitap olmasıdır. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Buraya gelmesi uygun olan en önemli ifade, en uygun ifade uzun uğraşlar sonucudur. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru, yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır? Televizyon ve internetin kültür ve edebiyatı da şekillendirdiği yadsınamaz bir gerçek. Bakın arkadaşlar, burada V ve D bağlacı kullanılmış, edat kullanılmamış, o yüzden biri eleriz. Teknolojinin sunduğu görsellik kitlelerin düşünme biçimlerini doğrudan etkiliyor çünkü. Yine burada bağlaç kullanılmış, edat kullanılmamış, o yüzden 2 ilerlemiş oluruz. Üretilen metinler kısa, basit içerikli ve somut biçimde sunuluyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada da yine V bağlacının kullanıldığını görüyoruz. Edat kullanılmamış, bunu da elemiş oluruz. Anlatılan her şeyi renk, biçim ve boyutlarıyla karşısında bulmaya çalışan günümüzün üşengeç insanlarına kitap sayfaları arasında soyut yolculuklar yapmak ağır geliyor. Bakın burada V nedir? V bağlaçtır arkadaşlar. İle ise burada edat görevinde kullanılmıştır. Hem edat hem de bağlaç kullanıldığı için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru, yukarıda verilen iki numaralı cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Derslerinde çalışkan olarak bilinen bir öğrenci çevresindekilerin yoğun ilgisini çeker ve sevilir. Arkadaşları tarafından sevilen bir öğrencinin kendine güveni ve sosyal yönü gelişir. Birinci cümlede anlatılan durumun sonucunda ortaya çıkan başka bir olumlu durum dile getirilmiştir. Evet arkadaşlar bakın, birinci cümlede çalışkan bir öğrencinin etrafındakilerin ilgisini çekmesi ve sevilmesi anlatılırken, aynı zamanda bunun doğurmuş olduğu kişinin kendine güvenin artması, sosyal yönünün gelişmesi durumu dile getirilmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sekizinci soru, bu parçadaki altı çizili sözlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük iyelik eki almıştır. Ömrü kelimesi, bu dursun. İkinci sözcük geniş zaman kipiyle çekimlenmiş basit fiildir. Bakın, inanmak nedir? İnanmak fiil köküdür. Buradaki ır da nedir arkadaşlar? Geniş zamandır. Sözcük kök halinde olduğu için basit yapılı. Aynı zamanda geniş zaman kipeki almış. B seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Üçüncü sözcük anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller genellikle deyimlerle oluşur. Dile getirmek deyimdir. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük fiilimsi eki almış bir sıfattır. An isim, nasıl an ya da hangi an, yazıldığı an, görmüş olduğunuz gibi sözcük sıfat. Buradaki dıktık eki de nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. D de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük gövdeden türemiş bir isimdir diyor. Bakalım tutarlılık kelimesine. Kelimenin kökü tutmaktır arkadaşlar. Fiil köküdür. Tutmaktan tutar olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Daha sonra tutardan tutarlı olmuş. Tekrardan isimden isim yapım eki almış. Tutarlıdan da tutarlılık olmuş. Yine isimden isim yapım eki almış. Görmüş olduğunuz gibi şu kısım
gövdeyi oluşturur, gövdeden türediğini görüyoruz. O yüzden E seçeneği de doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Birinci sözcük iyilik eki almıştır demişti. Bakın arkadaşlar, ömrü kelimesi tamlama kurmuyor. Kurmadığı için buradaki ü eki nedir? Belirtme hal ekidir. O yüzden iyilik eki değildir. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru, bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede karşılaştırma yapılmıştır. En küçük mamut derken diğer mamutlarla karşılaştırıyor. En üstünlük zarfı, bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümle hem kesinlik hem tahmin anlamı taşır. Bakın burada sanılan ifadesi var. Burada tahmin anlamı var arkadaşlar. Aynı zamanda günümüzden 3,5 milyon yıl önce yaşadığı belirlendi derken burada da kesinlik vardır. Bundan dolayı B seçeneğini denemiş oluruz. Üçüncü cümle sebep sonuç anlamı vardır. Araştırmacı Victor yaptığı açıklamada ada ortamında yiyeceklerin kısıtlı olmasından dolayı neden buymuş? Cüceleşmenin söz konusu olacağını belirtmiş. Cüceleşmenin nedenini açıkladığı için C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü cümle nesnel içeriklidir. Yaptığı araştırmanın ipuçları makale olarak yayımlanmış. Bu kanıtlanabilir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci cümle varsayım bildirir demiş. Daha önce Batte tarafından 1904 yılında yine Girit'te bulunan diş fosilinin fillerin atasına ait olduğu sanılıyordu. Bakın sanılıyordu demiş. O yüzden burada tahmin vardır. Varsayım ifadeleri tut ki, diyelim ki gibi ifadelerdir. O yüzden bu yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede belirtisiz isim tamlaması vardır. Bakın arkadaşlar, çocuklar üzeri derken ne üzeri? Çocuklar üzeri belirtisiz isim tamlamasıdır. A doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci cümlede sıfat fiil vardır. Bakın ikinci cümlede oldukları derken dıklık sıfat fiil ekidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü cümlede zamir yer tamlayıcısı görevindedir. Üçüncü cümlede yüklem, isterim yüklem, kim ben, gizli özne, nerede isterim, burada, dolaylı tümleç, burada sözcüğü nedir? İşaret zamiridir. O yüzden arkadaşlar C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü cümlede 3 fiilimsi türüne de örnek vardır demiş. Dördüncü cümleye baktığımızda mame isim fiileki, an en sıfat fiileki, arak erek de nedir? Zarf fiilekidir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci cümlede özne bir söz öbeğinden oluşmuştur diyor. Bakın bulunmamalıdırlar yüklem, kim, onlar. Onlar burada nedir? Gizli öznedir. O yüzden de herhangi bir söz öbeğinden oluşmadığını görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisi noktalama açısından doğrudur? Warren Buffett şöyle diyor. Arkadaşlar bakın burada noktalı virgül olmaz. Bunu elemiş olduk. Warren Buffett şöyle diyor. İnsanlarda 3 özellik ararım. Dürüstlük, akıl, enerji. 3 nokta kullanılmış. Arkadaşlar 3 özellik dediği için bunun sonuna nokta gelmesi gerekir. O yüzden bu da yanlıştır. Bunu da elemiş oluruz. Warren Buffett şöyle diyor. Yine noktalı virgül kullanılmış bakın. Bu da yanlıştır. Bunu da elemiş olduk. Warren Buffett şöyle diyor. 2 nokta. İnsanlarda 3 özellik ararım. Dürüstlük, akıl, enerji, nokta, büyük harfle başlamış. Birincisi yoksa diğer ikisi sizi mahveder. Nokta koymuş, tırnağı kapatmış. Bu doğrudur arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? Kanıtlanabilirlik diyorsa arkadaşlar öznelik ve nesnelik durumuna göre değerlendirmiş olacağız parçayı. Yine parçayı okuduğumuzda bütün heybetiyle ifadesini görüyoruz. Bakın 5 numaralı cümlede yer alan bu ifade bu cümlenin öznel olduğunu göstermektedir. Yine parçayı okuduğunuzda diğer ifadelerin ise nesnel olduğu görülmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçamıza bakalım. Yol üzerinde gördüğümüz flamingolar biz yaklaştıkça kanatlarını iki yana açıyor. Boyunlarını öne doğru uzatıyor. Suyun üzerinde birkaç adım atıp uzun bacaklarını geriye doğru çekerek boşlukta yükseliyorlar. Bir sonraki durağımıza geldiğimizde teleskobumuzu tekrar kuruyoruz. Teleskobun başına geçiyoruz.
Anadolu'da çok nadir görülen bir kartal türü olan tavşancılın karşımızdaki tepeye doğru süzüldüğünü görüyoruz. Onu öbür kartal türlerinden ayıran sırtındaki beyaz lekeyi hepimiz seçebiliyoruz. Biraz sonra bütün heybetiyle tepenin arkasına doğru süzülerek gözden kayboluyor. Niteleyici sözcükler kullanılmıştır diyor. Bakın, uzun bacaklar, beyaz leke nitelik bildiren sözcüklerdir. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Tasvir yapılmış mıdır? Evet, bakın bir leylek türünün tasvir yapıldığını görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Öykülemeden faydalanılmış mıdır? Evet arkadaşlar, öyküleme tekniğinden faydalanıyor. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bilgi verildiği için, açıklayıcı bilgi verildiği için E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bu partide herhangi bir benzetme yapılmamıştır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu partideki numaralanmış cümlelerden hangisinde virgül diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır? Bakalım. Ege toprağında gencecik, yaprakları güneşin altında ışıldayan, enerji dolu bir gürgendim ben. Bakın arkadaşlar, eş görevli sözcükleri birbirine bağlamış buradaki virgüller. Sabahları akşama dek kuşlar uçardı tepemde. Biçimden biçime giren renk renk bulutlar uçardı. Yine burada da eş görevli sözcükleri birbirine bağlamış. Her biri birbirinden yeşil, birbirinden iyi, birbirinden güzel komşularım da vardı. Burada da eş görevli sözcükleri birbirine bağladığını görüyoruz. Birkaç ağaç boyu ötemde benden 13 yaş büyük olan kambur bir köknar yaşardı. Burada da arkadaşlar yine eş görevli sözcükleri birbirine bağlamış. Düzgünlüğün sonunda da hepimizden büyük olan aksakallı bir meşe kurulmuş. Yaklaşık 100 yıldan beri gövdesini saran çalı hışırtılarının arasında bir bilge heykeli gibi yaşardı. Bakın arkadaşlar, kurulmuş yüklem, yaşardı yüklem, iki yüklem birbirine virgülle bağlandığı için bu sıralı cümledir. Virgül de burada sıralı cümleleri birbirine bağlamak için kullanıldığından dolayı diğerlerinden farklıdır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 15. soru. Bu dizelerle ilgili olarak 4 egeli bir cümledir. Öznesi bir sıfat tamlamasıdır. Sıfat fiil ve isim fiil grubu kullanılmıştır. Nesnesi görevinde kullanılan yan cümle vardır. Farklı türde sıfatlara yer verilmiştir. Yargılarından hangisi doğru değildir demiş. Arkadaşlar, demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Bakın, kalkar yüklem. Kalkan ne? Meçhule giden bir gemi, özne. Nereden? Bu limandan. Dolaylı tümleç. Ne zaman? Demir almak günü gelmişse zamandan. Bu da zarf tümlecidir. 4 tane ögesi var mı? Bakın, 4 tane ögesi var. Bunu elemiş olduk. Özne bir sıfat tamlaması mıdır? Gemi isim, nasıl gemi? Meçhule giden bir gemi, niteleme sıfatı. O yüzden bu bir sıfat tamlamasıdır. 2 de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sıfat fiil ve isim fiil grubu kullanılmıştır diyor. Bakın, meçhule giden derken sıfat fiil grubu, demir almak derken de isim fiil grubu kullanılmış. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş olduk. Farklı türde sıfatlara yer verilmiş mi? Bir gemi derken herhangi bir gemi anlamına gelir. O yüzden buradaki bir nedir? Belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır. Bu liman derken de hangi liman? Bu liman, bu sözcüğü de burada ismi belirtmiş. O yüzden bu nedir arkadaşlar? İşaret sıfatıdır. 5 de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Nesne görevinde sözcük bulunmadığı için doğru cevabımız da 4 numaralı seçeneğin yer aldığı D seçeneği olacaktır. Bu parçada numaralanmış tamlama gruplarından hangi ikisinin türü diğerlerinden farklıdır? Martıların gözleri. İkisi de ek aldığı için bu nedir arkadaşlar? Belirtil isim tamlamasıdır. İstanbul'un boğazı. Bu da her ikisinde ek almış. O yüzden bu da belirtili isim tamlamasıdır. Hangi gece? Dün gece. İşaret sıfatı, dün kelimesi. O yüzden bu nedir? Sıfat tamlamasıdır. Yanağımdan süzülen denize derken deniz isim. Hangi denize? Yanağından süzülen denize. O yüzden burada da işaret sıfatı vardır. Bu da sıfat tamlamasıdır. Bu şehre derken bu işaret sıfatıdır. O yüzden burada da sıfat tamlaması vardır. Farklı olanı sormuştu bize. Bakın, 1 ve 2 belirtili isim tamlamasıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 17. soru. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede edat bulunmaktadır. Yazar son yıllarda sıklık ile arkadaşlar, bakın buradaki ile edatıdır.
bir doğrudur, bunu elemiş oluruz. İkinci cümlede miktar zarfı vardır. Bakalım, biraz heyecan verici olabilirdi ifadesinde ne kadar heyecan verici olabilirdi? Biraz miktar zarfıdır. B seçeneği de doğrudur, bunu da elemiş olduk. Üçüncü cümlede belgesi sıfat kullanılmıştır. Bakalım, bazı karakterler var. Karakter isim, nasıl karakterler ya da hangi karakterler, bazı, nasıl olduğu belli değil. Belgesi sıfat, bazı sözcü, bu da doğrudur, bunu da elemiş olduk. Dördüncü cümlede bir isim hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır diyor. Bakalım arkadaşlar, önemli bir rol derken rol isim, nasıl rol, önemli, önemli sözcü, niteleme sıfatı, bir de burada belgesi sıfattır. O yüzden D seçeneği de doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Beşinci cümlede kişi zamiri kullanılmıştır. Müzede birisiyle karşılaşması, sonradan Melani'nin hikayesinin anlaşılması için kullanılacak sanıyoruz. Bu bağlantı kurulmuyor. Bakın, birisiyle ifadesi belgesiz zamirdir. Fakat bu parçada kişi zamiri, yani ben, sen, o, biz, siz, onlar bulunmadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Konya Kapalı Havzası Türkiye'de yıllık ortalama yağışın en az görüldüğü alanlardan biridir. Bakın, burada bir yazım yanlışı yok, bunu elemiş oluruz. Bu bölgede yüzeysel akışa geçen geniş bir akarsu ağının bulunması, tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacının büyük ölçüde yeraltı suyundan karşılanması sonucunu doğurmaktadır. Arkadaşlar, yeraltı yüzey belirttiği için ayrı yazılmalı. Fakat yeraltı dünyası dersem, yani mecaz anlamda kullanırsam, orada bitişik yazılır. O yüzden burada yazım yanlışı vardır. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 19. soru. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kurallı cümlelere başvurulmuştur diyor. Bakın arkadaşlar, burada yüklemi sonda olan cümleler görüyoruz. O yüzden A seçeneği doğrudur, bunu elemiş olduk. Birleşik kelimeler kullanılmıştır. Nerede var? Bakın, akarsu derken 1, karapınar derken 2, aynı zamanda küçük baş derken 3 tane birleşik kelimenin kullanıldığı görülmektedir. B seçeneği doğrudur, bunu elemiş olduk. İsim cümleleri kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, cümlelerin sonuna baktığınızda hemen hemen hepsinin isim cümlesi olduğunu görüyoruz. Yani yüklemin isim olduğunu görüyoruz. En basit örneğine mesela 5 numaralı cümleye baktığınızda besin maddesidir demiş. Yüklem, madde, isim, bu da isim cümlesidir. O yüzden C seçeneği de doğrudur, bunu da elemiş olduk. Cümlelerin özneleri söz öbeği biçimindedir demiş. Bakalım, temel besin maddesidir ne? Bu bitkiler, bakın bu bitkiler nedir? Sıfat tamlamasıdır, sözcük öbeğidir. Yine bitki örtüsü hakimdir diyor. Arkadaşlar, hakim olan ne? Bitki örtüsü, isim tamlamasından oluşmuş. Alanlardan biridir diyor. Ne alanlardan biridir? Konya Kapalı Havzası özne. Görmüş olduğunuz gibi cümlelerin özneleri arkadaşlar söz öbeğinden oluşmaktadır. O yüzden E seçeneği de doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Öznellik ağır basmaktadır diyor. Arkadaşlar, parçaya bakacak olursanız öznellik değil, nesnelliğin ağır bastığı görülmektedir. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 20. soru. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin birden fazla örneği vardır? Ünsüz benzeşmesi demiş. Bakalım. Bakın, gittim derken buradaki di ekidir arkadaşlar. Benzeşmeye uğramış. Bitti derken yine di ekidir. Benzeşmeye uğramış. İki tane olduğunu görüyoruz. Birden fazla. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almamıştır diyor. Betimlemeleri sözcüğüne bakacak olursak, betimlemek fiildir. Mame eki burada isim fiil ekidir. Bütün fiilimsiler yapım ekiydi. Dolayısıyla fiilden isim yapım eki almış. Lar nedir? Lar arkadaşlar çoğul ekidir. İ de burada belirtme hal eki olarak karşımıza çıkar. Görmüş olduğunuz gibi hem yapım eki almış hem de çekim eki almış. Bunu elemiş oluruz. Yapısını derken kelimenin kökü nedir? Yapmaktır. Fiil köküdür. Yapmaktan yapı olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Onun yapısı dersen buradaki ı nedir? İyelik ekidir. Diğer ı da arkadaşlar yine belirtme hal eki olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla hem yapım hem de çekim eki aldığını görüyoruz. Bunu da elemiş olduk.
Okurlar kelimesinde kelimenin kökü okumaktır, fiildir. Buradaki re eki nedir? Fiilden isim yapım ekidir arkadaşlar. Lar da çoğul eki olarak karşımıza çıkar. Bakın bu da yine hem yapım eki almış hem de çekim eki almış. Bunu denemiş oluruz. Olduğunu kelimesinde olmak fiil köküdür. Buradaki dukduk eki sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil eki olduğu için bu yapım ekidir. Yani fiilden isim yapım ekidir. Olduğu derken onun olduğudur. Birinci U yine iyelik eki olarak karşımıza çıkar. İkinci U da belirtme hal eki olarak bilinmektedir. Dolayısıyla bu da hem yapım hem çekim eki almış. Bunu da elemiş olduk. Yansıtan kelimesine baktığımızda ise kelimenin kökü yansımaktır. Yansımak fiil kökündedir. Yansımaktan yansıtmak olmuş. Yani fiilden fiil yapım eki almış. Yansıtmaktan da yansıtan an en sıfat fiil ekidir. Tüm fiilimsiler yapım eki olduğu için bu da fiilden isim yapım eki olarak karşımıza çıkar. 3 numaralı sözcük. Sadece yapım eki aldığı için, çekim eki almadığı için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 22. soru. Bu parçadan hareketle aşağıdaki tabloda belirtilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir demiş. Kürelerin müziği kuramı günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Tel uzunluğu ile müzik aletlerinin sesi arasında bir ilişki vardır. Pisagor, müzik üzerine çalışma yapan araştırmacılardan ilkidir demiş. Arkadaşlar bakın, parçaya baktığımızda şurada ifadenin olduğunu görüyoruz. Müzik aletlerindeki tellerin uzunluğu ile çıkardıkları sesler arasında bağlantı olduğunu öne süren ilk kişinin M.Ö. 6. yüzyılda yaşayan Pisagor olduğu düşünülür. Buradan biz 2 numaralı öncülü çıkarabiliriz. Diğerleri yok arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 23. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra düşüncenin akışına göre bu tehlikenin herkes farkında ama suçluyu belirleme, zararı en aza indirme konusunda görüşler farklı cümlesi getirilmelidir. Parçamıza bakalım. Eğitimcileri kaygılandıran önemli bir gerçek var. Günümüz gençleri daha çocukken teknolojiye yönelerek sanal oyunlara ve hazır bilginin kolaycılığına sığınıyor. Kitaptan uzaklaşan bu gençlerin büyük bir bölümü sorumluluklardan kaçarak yaşamı bir eğlence gibi görüyor veya asosyal bir yaşam içinde bunalımlara sürükleniyor. Arkadaşlar bakın buraya gelir mi? Bu bir tehlike değil mi? Gençlerin asosyal bir yaşam biçiminde olması, bunalımlara sürüklenmesi bir tehlike. Burada da bakın bu tehlikenin herkes farkında ama suçluyu belirleme, zararı en aza indirme konusunda görüşler farklı. Yasakçı bir anlayışla sorunun daha da büyüyeceğinde kuşku yok. Bakın bu arkadaşlar görüşler farklı diyor. Yasakçı bir zihniyeti belirlemiş burada. Birleşen tek gerçek ise çocuklar için kitabın önemi, yararları. Dolayısıyla bu 3'ten sonra olmalı arkadaşlar. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 24. soru. Bu parçanın anlatımında kullanılan anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili olarak merak duygusu uyandırmak için soru cümlelerinden yararlanılmıştır. Okur olay içinde yaşatılarak hayal gücü harekete geçirilmiştir. Örnekleme ile ele alınan düşünce desteklenmiştir. Tanımlamadan faydalanarak öğretici bilgi verilmiştir. Yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir demiş. Arkadaşlar bakın parçayı okuduğunuzda soru cümlelerinin olduğunu görüyorsunuz. O yüzden biri alabiliriz. Bu doğrudur. Yine arkadaşlar örneğin kelimesini görüyoruz. Dolayısıyla anlatım pekiştirilmeye, desteklenmeye çalışılmış. 3 de alabiliriz. Geriye kalan 2 ve 4 bu parçadan çıkarılabilecek doğru ifadeler değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız 1 ve 3'ün yer aldığı B seçeneği olacaktır. 25. soru. Bu parçaya göre Dede Korkut kitabı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dede Korkut kitabının Türk kültür tarihi açısından önemi büyüktür. Bu anıt eser Türk insanının gelenek ve görenekleri hakkında birçok kayda değer bilgi sunmaktadır. Eser kültürümüzde önem arz eden adet ve alışkanlıklardan söz etmektedir. Eserde o dönemdeki Türk toplumlarının değer yargılarından ve zihniyet kodlarından izler bulunmaktadır. Söz gelimi aile kurumunun toplumsal yapıdaki yeri, dürüstlük ve cesaret, büyüklere saygı eserde temas edilen başlıca konulardandır. Arkadaşlar folklorik özellikler taşımakta mıdır? Evet bakın
gelenek ve görenekleri yansıttığı için bu doğrudur, bunu elemiş oluruz. Toplumsal yapıya ait unsurları içinde barındırır demiş. Evet, aile kurumunun toplumsal yapıdaki yerinden bahsediyor en küçük örneğiyle. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. Halkın yaşayışına dair izler taşır demiş. Evet arkadaşlar, bunu da vermektedir. Bakın, adet ve alışkanlıklar zaten toplumun nasıl yaşadığına dair izlerdir. O yüzden C seçeneği de çıkar, bunu da elemiş oluruz. Türk kültürüne ait bilgiler vermektedir. Zaten Türk kültür tarihi açısından demiş. Bu da doğrudur, bunu da elemiş oluruz. İnsana mutlu olmak için yol göstermektedir ifadesi ya da buna yakın bir ifade bu partide bulunmamaktadır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 26. soru. Bu iki parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birinci parça, arılar üzerinde yapılan son araştırmalara göre arı popülasyonu son yıllarda %90 yakın azaldı ve arılar endemik türler arasına girdi. Arıların popülasyonundaki bu düşüş, tarımsal ilaçların kontrolsüz kullanımı, çiçeklerin azalması ve ormanların yok edilmesine bağlandı. Bu nedenle çevreciler acilen pestisit kullanımının yasaklanmasını ve tümüyle doğal yöntemlerin teşvik edilmesi gerektiğini savunuyor. Bilim insanları arıları yeniden geri kazanmak ve korumak için en tehlikeli 7 pestisitin bunların 3'ü nikotinli yasaklanması gerektiğini söylüyor. Böylece ekolojik tarım olarak vahşi tabiat korunabilir. Ekolojik tarım, vahşi habitatları ve arıları korumak için gerekli. Bunun için de tek ürünlü devasa tarım alanlarından kaçınarak ekosistem çeşitliliğini korumak gerekiyor. Arı popülasyonu onarıldığında, bu polenleşme iyileştiğinde tarım alanlarının verimi artacaktır. Bakın arkadaşlar, şurada arılar üzerinde var olan bir sorundan bahsetmiş. Bunun da iki farklı kişi tarafından ya da iki farklı taraf tarafından farklı şekillerde çözüm yolları önerildiği görülmektedir. Birinci çözüm yolunu çevreciler, ikincisini de bilim insanları önermiş. Seçeneklere bakalım. İki farklı konuya ilişkin ortak görüşler dile getirilmiştir. İki farklı konu yok, bir tane konu üzerine durulmuş. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Benzer görüşlere yalnızca aynı konumda olan kişilerin sahip olabileceği vurgulanılmıştır. Böyle bir şey de yok. Birisi çevreciler, diğerleri bilim insanları, bunu da elemiş oluruz. Aynı olgunun herkes tarafından farklı şekilde yorumlanabileceği belirtilmiştir. Arkadaşlar, bu belki olabilir. Aynı konuda sorunun çözümüne yönelik benzer yaklaşımları, öneri ve önlemleri ortaya koyduğu ifade edilmiştir. İşte aradığımız cevap bu arkadaşlar. Burada çözüm ifadesi yer almadığı için C seçeneğini elemiş oluruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 27. soru. Kendinden böyle söz eden bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Parçamıza bakalım. Yazılarımı binbir güçlükle yazarım. Yazıp bitirdikten sonra da hiçbir ferahlık duymam. Zira o kadar sıkıntıyla, zahmetle meydana getirdiğim yazı, benim yazmak istediklerimin soluk bir gölgesi gibidir. Onun için çok defa bunları nefretle bir yana atarım. Şunu da itiraf edeyim ki, eserlerim kitap halinde ya da parça parça yayımlandığında büyük bir pişmanlık duyarım. Ama yazma gücümü ve daha iyiye ulaşma umudumu asla yitirmem. Karamsar bir ruh haline sahip olduğu dursun. Mükemmelliği arayan bir kişiliğe sahip olduğu, evet, yazdıklarını beğenmemesi bunun göstergesidir. Bunu elemiş oluruz. Geleceğe dair umudunu yitirmeme, evet arkadaşlar, bakın burada umudunu asla yitirmem demiş. Bunu da çıkarabiliriz. C'yi deledik. Yazmak istediklerini tam olarak yazıya dökemedi. Evet, o yüzden nefretle bir yana atıyor. Hatta bazen paramparça ettiği de görülmektedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Zor beğenen bir yapısının oldu. Evet, kendisinin sıklıkla arkadaşlar eserlerini atması, paramparça etmesi bunun göstergesidir. Bunu da elemiş oluruz. Sanatçı umutlu olduğu için karamsar bir ruh halinde değildir. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 28. soru. Düşüncenin akışına göre bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Bir edebiyat alemimiz yok. Çünkü edebiyatçılarımız uğraşlarına, yani mesleklerine gerçekten bağlı değil. Şairler şiiri sevmiyor. Ancak kendi şiirlerini, kendi şairliklerini seviyor. Yani kendilerini seviyor. Çıkamıyorlar kendilerinden, uğraşlarına bakamıyorlar, bağlayamıyorlar kendilerini. Arkadaşlar bakın, buraya kadar okumamız yeterli. Şimdi seçeneklere bakalım. Bu da eserlere karşı kayıtsız kalmalarına sebep oluyor. Bu olmaz. Başkalarının kendilerini ya da eserleri hakkında ne düşünecekleri hakkında hiçbir endişeleri yok. Bu da olmaz. Bağlı olsalar
kendilerinden önce ne yapılmış, kendilerinden sonra ne yapılıyor onu merak ederler. Bakın, bağlı değil, bağlı olsalar görmüş olduğunuz gibi bir sonraki cümlenin devamı niteliğinde bağlı olsalar ifadesi aynı zamanda da kendilerinden önce ne yapıldığına bakmıyorlar. Sadece kendilerini görüyorlar. O yüzden C seçeneğindeki ifade buraya gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 29. soru. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, parçayı okuduğunuzda bakın şu ifadelerin yer aldığı. Delikanlı ağzını yaya yaya bir takım şiirler söylüyor. Akşamüstleri canı çay içmek istemiş yahut şıpkıdık terlikle suya giden kıza gönlü atmış. Onu anlatıyor. Bu ne böyle diye sordunuz mu? Cevap hazır. Samimilik. Fuzuli, Baki uğraşa uğraşa yazarlarmış. Bir takım kurallara boyun eğerlermiş. Toplumun ileri gelenlerinin sayısını kazanmaya çalışırlarmış. Şimdilerinki samimilik değil, ikiyüzlülük. Sanıyorlar ki insan samimiliği doğuştan getirir. Yağma yok. Çetin bir yoldur ona götüren yol. Bütün büyüklere götüren yollar gibi çetindir. Arkadaşlar bakın burada biz neyi anlıyoruz? Samimiliğin bir araç değil amaç olması gerektiğini, yani ulaşılması gereken bir hedef olması gerektiğini, samimiliğin doğuştan gelen bir şey olmadığını, çabayla, gayretle, emekle olabileceğini ifade ediyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 30. soru. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bir organizma belli bir davranışı başaracak derecede yeterli olgunluk basamağına ulaşmadıkça o davranışı öğrenemez ya da gereği gibi yapamaz. Arkadaşlar bakın ya da bağlaçtır. Bu ayrı yazılması gerekir. Bitişik yazılmış. O yüzden bunu elemiş oluruz. Bir yaşantıyı öğrenmeye hazır olmayan çocuğa o yaşantıyı öğretmeye çalışmak çocukta bir takım kalıcı ve olumsuz davranışlar bırakabilir. Arkadaşlar bir takım sözcüğü belgesi sıfattır. Bunun bitişik yazılması gerekir. Bu da yanlıştır. Bunu da elemiş oluruz. 4. Sebzelerden yeşil yapraklıklar ve domatesler, meyvelerden turunçgiller, kuşburnu ve çilek en iyi C vitamini kaynağıdır demiş. Arkadaşlar kuşburnu bitişik yazılır. Bu da yanlıştır. Bunu da elemiş oluruz. Akvaryum balığı yetiştiriciliği dalında ele alınabilecek türler arasında Japon balıkları oldukça ön sıralarda ve önemli bir yer almaktadır. Balık doğru yazılmış fakat Japon'un J'si büyük olacak ülke adıdır, özeldir. O yüzden bu da yanlıştır. Bunu da elemiş oluruz. 3 numarada yer alan ifadede herhangi bir yazım yanlışı yoktur. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 31. soru. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? Kaçan ilhamı yakalamak ve onu mısralara dökerek somutlaştırmak lirik şairin işidir. Lirik şairin dile getirdiği şey insanlığın en iç varlığıdır. Geçip gitmiş milyonlarca kuşağın ve gelecek kuşakların belli koşullar içinde her zaman duydukları ve duyacakları şeyleri dile getirmek ve onlara aslına uygun canlı bir anlatım kazandırmak şiirle mümkündür. Şair evrensel insandır. Bir insanın yüreğini kabartan bütün duygular, insan doğasının her koşul içinde duyduğu ve ortaya koyabildiği bütün şeyler, ölümlü bir insanoğlunun gönlünde yer etmiş olan ve oluşup duran bütün izlenimler onun kendi öz alanıdır. Bundan ötürü şair arzuları da mistik duyuşu da anlatabilir. Yatkınlığa ya da ruhsal duruma göre soylu ya da bayağı duyguları dile getirebilir. Bakın arkadaşlar parçaya bakacak olursanız 3 numaralı cümleye kadar yani şair ifadesine kadar burada lirik şiirden bahsediyor. Bundan sonraki cümlede ise yani şu ifadeden sonra ise arkadaşlar şairden bahsediyor. Aynı zamanda şairin arzuları ve duygularından bahsediyor. O yüzden 3 numaralı cümleden sonra 2'ye ayrılabilir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 32. soru. Bu parçadan hareketle dronlarla ilgili amaca uygun olarak farklı biçimlerde tasarlandığı, işlev bakımından geniş bir yelpazeye sahip olduğu, günümüzde ülkelerin ticari faaliyetlerinde ilk sırada yer aldığı açıklamalarından hangisi söylenebilir demiş. Uzaktan kontrol edilebilen insansız hava aracı dronların ilk çıktığında gözlem ve savunma gibi amaçlarda kullanılmasına rağmen bir süre sonra saldırı amaçlı da kullanılması insanların hafızalarında savaş ve çatışma ile özdeşleşmesine neden olmuştur. Dronlar günümüzde ise askeri alan dışında günlük alanlardaki kullanımlara da adapte edilmeye çalışılmaktadır.
Örneğin bugün birçok ülkede dronlar vahşi yaşamı gözlemek gibi zor ve tehlikeli görevlerin yanı sıra yangın söndürmek, gözlem, güvenlik, kargo, tarım, trafik, medya, enerji, hobi ve ilk yardım amaçlı da kullanılmaktadır. Bakın arkadaşlar, amaca uygun olarak farklı biçimlerde tasarlandığı, evet, bunu nerede ifade ediyor? Bunu arkadaşlar bakın şuradan itibaren okuduğumuzda çıkarabiliriz. O yüzden bir doğrudur, bunu alabiliriz. Yine işlev bakımından geniş bir yelpazeye sahip olduğu, evet, bunu da arkadaşlar şuradan itibaren çıkarabiliriz. Bu da doğrudur, bunu da alabiliriz. Fakat günümüzde ülkelerin ticari faaliyetlerinde ilk sırada yer aldığı çıkarılamaz. Bundan dolayı da doğru cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı D seçeneği olacaktır. 33. soru. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Yazar: Hayır, bu doğru değil. Mesela Beyoğlu Kitap Fuarı'nda bakıyorsunuz, inanılmaz rakamlarda kitap satılıyor. Eğer bu insanlar bu kitapları okuyorlarsa ciddi şekilde bir edebi merak var demektir. Gazeteci: Yazar: Osmanlı neslinde var. Yani bizim geleneksel neslimizde. Çünkü Dede Korkut hikayelerini okursanız orada çok nesir gibi görünen, şiir gibi de okunan kafiyeli yazılar vardır. Buna biz Osmanlı'da seci nesir derdik. Kur'an'da böyle gelmiştir. Şimdi 2 numaralı parçaya bakacak olursak, C seçeneğinde yer alan, efendim şiirde bir musiki olmalı dediniz. Nesirde de böyle bir musiki gerekir mi? Cevap veriyor, Osmanlı neslinde var diyor. Yine arkadaşlar 1 numarada yer alan soru, şiir okunmuyor, şiir bitti gibi sözler duyuyoruz çevreden. Sizce bunların aslı nedir? Arkadaşlar bakın, hayır bu değil, bu doğru değil diyerek bunun açıklamasını yapmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 34. soru. Bu parçada Bernoulli'nin öne çıkarılan özelliği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bakın, parçayı okuduğumuzda şu ifadelerin yer aldığı, kendi kendini eğiten Bernoulli, diferansiyel denklem çözümüyle adını duyursa da onun en etkin gücü kendi adıyla anılan ilkesi olacaktı. Önemli yıllar sonra anlaşılan bu ilke halen günümüzde akışkanlar mekaniğine temel oluşturmaktadır. Bakın arkadaşlar, bu ifadeden yola çıkarak çağdaş olan bilim insanlarından daha güç koşullarda çalışması değil, ideal bir yaşam meydana getirmeye dair düşüncesi bu da değil, ortaya koyduğu prensibiyle günümüzdeki çalışmalara bile kaynaklık etmesi, evet, bakın ne diyor? Akışkanlar mekaniğine temel oluşturmaktaymış günümüzde. O yüzden doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 35. soru. Bu parçada kitap yazarının hangi yönü önemsenmiştir? Bütün edebi yeterliliğine rağmen bu kitabın gücü oradan gelmiyor ya da sadece oradan gelmiyor. Kendi sözel birikimlerine, sözcüklerine, cümlelerine, paragraflarına kadar hakim kaç sanatçı vardır ki? Bu kitabı okurken sözcüklerin ve cümlelerin bir geçmişi olduğunu hissediyor insan. Arkadaşlar bakın, geçmişi varsa orada ne vardır arkadaşlar? Yaşanmışlık vardır. Seçeneklere bakalım. Sözcükleri seçerken çok titiz davranması, bu olamaz, bunu elemiş oluruz. Üslubunu etkili ve başarılı bir şekilde oluşturması, bu da olamaz, bunu da elemiş oluruz. Eserin edebi yönünü her şeyin üstünde tutması, bu da olamaz, bunu da elemiş oluruz. Eserini oluştururken anılarından faydalanması olabilir. Eserinde yaşanmışlık hissini gözler önüne sermesi, bakın ifade etmek istediğimiz buydu. Anılar da yaşanmıştır. Fakat en yakın olan ifade E seçeneğidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 36. soru. Bu parçadan ekmekle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş. Doğru ve etkili bir biçimde dilimlemenin yapılması gerektiği, ekmeğin saklama koşullarının ömrünü uzattığı ya da kısalttığı, kaliteli malzeme kullanılarak ekmeğin saf ömrünün uzatılabileceği, ekmeğin paketleme işleminde de dikkatli davranılması gerekliliği, ekmeğin küflenmesinde birden fazla faktörün etkili olduğu. Bakın arkadaşlar, şurada en basit örneği ekmeğin havasız bir poşet içerisinde bırakılmasıdır. Havasız kalan ekmek kısa sürede küflenir demiş. Bakın burada da biz B seçeneğini çıkarabiliriz. Yani ekmeğin saklama koşullarının ömrünü uzattığını çıkarabiliriz. Bunu elemiş oluruz. Yine şurada yer alan kalitesiz malzemelerin kullanılması kuşkusuz küflenme sürecini hızlandırır demiş. Buradan da C seçeneğini çıkarmış oluruz. Bunu da elemiş olduk. Yine arkadaşlar bakın, bu parçada yer alan paketlenmesi de küflenme sürecinde etkili bir unsurdur derken buradan da biz D seçeneğini çıkarmış oluruz. Paketleme işleminin de etkili olduğunu, bunu da elemiş olduk.
Ekmeğin küflenmesine birden fazla faktör etkili midir? Evet, bakın burada da arkadaşlar bunun olması, bunun olması, buranın olması en önemli faktörlermiş. O yüzden biz bunu da elemiş oluruz. Bu parçada doğru ve etkili bir biçimde dilimlemenin yapılması gerektiğinden bahsetmiyor. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 37. soru. Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için parçada 1, 2, 3 ile belirtilen yerlere 1, 2, 3 numaralı cümleler aşağıdakilerin hangisinde verilen sırasıyla getirilmelidir demiş. Şimdi parçamıza bakalım. Bursa coğrafyasında maki toplulukları Marmara Denizi kıyı boyunca ve alçak vadi tabanlarında orman örtüsünün kaldırıldığı yerlerde yer alır. Arkadaşlar bakın buraya biz 3 numarayı getirebiliriz. Çünkü bu topluluklar diye başlamış. Burada maki topluluklarından bahsediyor. O yüzden bu 1 numara olacak. Devam edelim. Bu sahalarda maki genel olarak güneye bakan yamaçlarda 550-600 metreye kadar yaygın olarak bulunur. Peki buraya ne gelir arkadaşlar? Sonra devam eden cümlede bu türler içinde demiş. Bakın buraya da arkadaşlar 2 numaralı cümleye bakalım. Akdeniz elemanlarının tipik türlerinde keçi boynuzu ve pınar meşesi dışında bütün maki elemanlarını görmek mümkündür. Dikkat edecek olursanız tipik türlerine demiş, bu türler içinde demiş. Buraya da bu da 2 olur arkadaşlar. Devam edelim. Bu türler içinde en yaygın olanları akça kesme, menengiç, katran ardıcı, laden, funda, koca yemiş, sandal, katır tırnağı, erguvandır. Gemlik Körfezi, Oluğu ve Samanlı Dağları'nın kuzey etekleri makinin en iyi geliştiği sahalar arasındadır. İznik Gölü'nün kuzeyinde güneye bakan yamacının batı kesimindeki saçlı meşe, doğuda mazı meşesi topluluklarının tahrip sahalarında yoğun bir maki örtüsü yer alır. Bu bölümlerdeki kızılçamların iklim koşullarına bağlı olarak oluşturduğu topluluklar ve biyokütle verimleri farklıdır. Bakın, Bursa coğrafyasındaki yaygın kızılçam ormanları demiş. Burada da kızılçamlardan bahsediyor. Buraya da arkadaşlar bu gelir. Burada 3 olması lazım. Seçeneklere baktığımızda ise bakın 3, 2 ve 1'in yer aldığı doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 38. soru. Bu parçadaki altı çizili sözle aşağıdakilerin hangisine gönderme yapılmıştır? Kısalık, uzunluk, zayıflık, şişmanlık, güzellik, çirkinlik, saç, göz, ten rengi, yürüyüş, oturuş, mimik, jest gibi bedensel özelliklere göre çevrenin gösterdiği ilgi, tepki, ilişki kurma isteği farklılıklar göstermektedir. İnsanların bu tepkilere verdikleri cevaplar sonucunda da değişik kişilik yapılarının oluşması gündeme gelmektedir. Buna demiş. Bakın arkadaşlar burada iletinin gönderilmesinde çevresel etkenlerin yanında bireysel etkenlerin de dikkate alınması gerektiği demiş. Bu mudur? Bu değildir. Bunu elemiş oluruz. Fiziksel özelliklere bağlı olarak şekillenen çevre tepkisinin kişilik özelliklerini belirlediği tam da bundan bahsetmektedir. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 39. soru. Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle karşılanabilir? İnsan enerjisini konuşmaya değil, susmaya ayarlamalıdır. Konuşmada iktisatlı, susmada cömert davranmak en güzel bir davranıştır. Bir dili olduğu halde çenesinden bıktığımız o kadar insan var ki, iki kulağı olduğu halde gerçekleri duymazdan gelen kişiler o kadar çok ki, ya insanda iki dil, bir kulak olsaydı ne yapardık? Onun için hepimiz dönüp kendimize bir bakalım. Bizim üzerimizdeki denge bize ne anlatıyor? Bir düşünelim. Arkadaşlar bakın, çok düşünüp az konuşmaktan bahsediyor. Seçeneklere baktığımızda ise istediğini söyleyen istemediğini işitir. Olmaz. Köz dinleyen davula kulak vermez. Olmaz. Sözü söyle alana kulağında kalana bu da olmaz. İki kulak bir dil için. Bu çok düşünmenin ifadesidir arkadaşlar. O yönde kullanılmış bir atasözüdür. Çok düşünüp az konuşmak. Bundan dolayı doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bu denemenin de son sorusuna geldik. 40. soruya. 40. soruda Sudoku hakkında bilgilerin verildiği bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki başlıkların hangisi getirilemez demiş. Başlıklara bakalım. Sudoku oyun kuralları nelerdir? Neden Sudoku oyunu? Sudoku oyunu nedir? Sudoku oyunu çeşitleri nelerdir? Sudoku oyunun zorlukları nelerdir demiş. Seçeneklere baktığımızda her yaştan insanların temel mantıksal akıl yürütmelerle kolayca öğrenebileceği bir bulmaca oyunu olan Sudoku, Japonca'dan çıkmış ve Japonca sayılar tek olmalı anlamına gelen kelimelerin
birleşmesinden sudoku tabirini almıştır diyor. Bakın biz buradan sudoku oyunu nedir ifadesini çıkarabiliriz. C seçeneği çıkar, bunu elemiş olduk. Sudoku oyunu günümüzün düşünme ve mantık yürütme yeteneğini geliştirmeye en fazla fayda sağlayan zeka oyunu olarak bilinmektedir. Bakın biz buradan da arkadaşlar B seçeneğini çıkarmış oluruz. Neden sudoku oyunu? Bunu da elemiş olduk. Sudoku bulmacaları büyüklüğüne ve çeşidine göre isimlendirilmiştir. En meşhur olanı resimde görülen 9x9 boyutlarındaki klasik sudoku olmakla birlikte sürekli yeni türleri üretilmektedir. Bunlardan bazıları derken, bakın biz buradan da hangisini çıkarırız arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi D seçeneği çıkar. Yani sudoku oyun çeşitleri nelerdir ifadesi çıkar. Bunu da elemiş olduk. Sudoku oynamak için 3 ilkeye dikkat edilmelidir. Buradan arkadaşlar bakın kurallarından bahsediyor. Bundan dolayı burada A olur. A seçeneğinde elemiş olduk. Sudoku'nun zorlukları nelerdir gibi bir ifade yer almadığı için doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir denemenin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.